çok iyi arkadaştılar. Benim hatta bir merkezde üstüme yürüdüler. Sen niye nasıl böyle bir şey söylersin diye. Peki o fotoğraf var mı? Neyse artık geçsin artık. Ya hayır. Ben yani, şoka girdim şu anda ilk defa. Ben çünkü Murat'ın seti basmasına ne diyorsun peki? Yani seti basıp şey, masaj etmiş yapmasına bilmem ne. Yani şimdi iki sanatçı olarak düşün. Hı-hı. İki sanatçı da birbirine saygı gösterir. Genelde başka Hı-hı. bir erkek arkadaş ya da bir kız arkadaş genelde Hı-hı. bir çıktığı kızın veya çocuğun setine gitmez. Gidersin. Bir kere gidersin, ben geldim dersin. Bir kendini gösterirsin oradakilere. Haberiniz olsun dersin, buradayım. Yani bir kere bir gidersin. Ya bunda bir şey yok. Yani bunu bütün mesela Fahriye Evcen de Burak Özçivit'in setine gitti. Vay efendim kıskandı, seti bastı yazılı. Evet. Kocam giderim bir hoş, ben de oyuncuyum. Bütün seti tanıyorum. Giderim bir hayırlı olsun derim yani. Ya gerçekten bir şey, sormak istiyorum. Evet. Yani ben çıldırırım. Niçin? Mesela düşünsene Kerem ya da ne bileyim Fahriye benim girlfriend'im. Evet. Yani kız arkadaşım ya da erkek arkadaşın. Evet. Ve muhteşem bir kızla güzel bir sahnesi var. Evet. Yani bir öpüşme sahnesi neyse işte yakınlaşma sahnesi tamam. var. Tamam. Ve bu kadar önümüzde örnek var. Tabii. Kıskanmaz mısın ya? Çıldırmaz Şöyle, mısın bir şekilde? Ya bu deveyi güderim ya bu diyardan giderim. Şöyle ben oyuncu bir kadınla berabersem veyahut da oyuncu bir adamla berabersem onun işini bilerek onunla beraber olmuşumdur, öyle mi? O yüzden de ben bilerek zaten seçtiğim bir kadının mesleğini de biliyorsam onu öyle şekilde kabul edip almışımdır. Dolayısıyla ondan sonra arıza çıkartmak saçma olur. Şimdi bunlar öpüşüyorlar hepsi. Çoğu da evli. Evet. Bergüzar Korel de Kenan İmirzalıoğlu ile öpüşüyor. Evet. Evli. Ama Bergüzar Kore, yani şimdi bu konuyu da açmak istemiyorum. Yine ikide biri de Bergüzar, Halit. Hayır, aşağıda aklıma geldi. Hayır, Bergüzar, Halit, Tan Saatürk, Halit'in eski eşi. Dördü birlikte geziyorlardı. Seren. O zaman bilemedim. O zaman değil işte bak gördün mü? Var mı fotoğraf? Var mı fotoğraf? Olmaz ben, olur mu? Ben bilmiyorum. Birlikte işte yemeğe çıkıyordular. Çok iyi arkadaştılar. Benim hatta bir merkezde üstüme yürüdüler. Sen niye nasıl böyle bir şey söylersin diye. Öyleyse öyle oldu. Birlikte yemeğe çıkıyorsunuz. Bir dakika, birlikte geziyorsunuz. Ondan sonra da birbirinize flört edip evleniyorsunuz. Tamam, artık çok güzel ilişkiniz var. Tabii çocuklarınız var. O ayrı. İyi ki de doğru evlenmişler yani. Sen de magazin yani bombasıymışsın. Neler var üstüme sende? Üstüme yürüdüler benim. Kim üstüne yürüdü? Bergüzar'la Halit. Nasıl yürüdüler? Üstüme yürüdüler. Halit. Meşhur bir Halit'ten bekler misin? Aynen. Hayır, koskocaman Kanuni. İşte Kanuni olduğu için üstüme yürüdü. Nasıl yürüdü mesela? Seni görür görmez Allah aşkına. Bak çok güzel gerçekten. Ya anlatmak istemiyorum. Egzajere mi ediyorsun diye düşünüyorum. Egzajere mi ediyorsun? Hayır, egzajere etmiyorum. Nerede rastlaştın? Dövmek anlamında değil. Ama ikisi birden sen bizim ne yaşadığımızı biliyor musun? Ya ben sizin ne yaşadığınızı bilmek zorunda değilim. Evet. Fotoğraf o fotoğraf olunca yani siz dörtlü yemeğe çıkıp ya da dörtlü arkadaş olup bilmem ne olup sonra siz ikiniz evlenince tabii ki ben olmaz de o yorumu yaptım. Olmaz. Evet, peki o fotoğraf var mı? Neyse artık geçsin artık. Ya hayır. Ben şoka girdim şu anda ilk defa. Ben çünkü Bergüzar'ı da çok seviyorum. Tabii. Halit Bey'i de çok seviyorum. Yani oyunculuklarına falan bayılıyorum onlara. Çok da güzel bir aile oldular ama şimdi bende şu söylediğin şey hiç kabul görmeyecek bir şey olduğu için o yüzden çok şaşırdım yani. Yani onu şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Konumuz Murat Dalkılıç ve Hande ya. Murat'ın da belki Kerem'i kıskanabilir ama burada her şey güvenden kıskanır geçiyor. Ya insanı tabii ki hepimiz kıskanırız. Aynen. Yani hepimiz bir şey oluruz ama hep içimden şunu derim ben. Ben onu kıskanıyorsam onun durumu daha kötü benden ötürü. Çünkü ben kadınım ve kadının her zaman çok daha büyük şansı var erkeğe aynen göre. Öyle. Kusura ama bakmasınlar zaten yani. Erkel kaslı fotoğrafını bir ekrana getirirsek Hande Erçel. Bu kim? Kerem Bürsin muhteşem bir resim. Tabii hani çok güzel bir görüntü, kaslı bilmem ne ve Hande Erçel yorum yapıyor yani. Ne yapıyor? İnsan çalışma emoji arkadaşına yapar. Sen de yap böyle kas bak ben sana ne yorum yapayım. Ama nerede? Hamini gırtlak, biber dolması yiyor akşam. O 5 çeşit yemek yiyor. Öğleden sonra başka yiyor. Yani yapacağım, yapmadık yapacağım. Şey yok. Benim de Kerem'den bir eksiğim yok. Yok. Gider tabii. Ben de tuvalet temizlerim. Gider ben de yoluma giderim diyor. Aynen. Gider burger
bir satarım. Yani ama dediğim aferin. Şey ya, bunlar güzel insanlar, yakışıklı insanlar. Dolayısıyla çok medeni bunların, bir çocuk. Çok. Bunlar çok daha su götürür. Tabii. Ama Murat Dalkılıç'la yazık oldu Hande'nin. Şimdi şeye çok sevindim. Hande'nin oynadığı bütün diziler genelde hiç tutmadı bugüne kadar. Evet. Yani diziden olabilir. Onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. İnşallah dedim geçen sene bunların bu dizisi tutar dedim. Evet. Çünkü kız güzel bir kız ama Türkiye bir şekilde olmuyor. Türkiye'nin şuna yandırmıyor mu ya? Bir yani şeyi... güzel, zayıflayınca güzel yani, oldu. Evet. Bir şeyi andırıyor. Ondan sonra Kerem de başarılı ve kaliteli bir çocuk. Evet. Onun da dizisi daha önceden tutmadı. Türkçe'de problemi var. Türkçe'de belki prezodi hataları var. Biz böyle var. Karayağız böyle biri hep evet, seviyoruz aynen. Ya nedense. Sen hep öyle seviyorsun. Ondan sonra... sen hep öyle seviyorsun. Ondan sonra... ben zannediyorum ki film seyretmekten çocukluğumdan beri hep öyle adamlar daha çok sahip çıkar falan diye. Öyle bir algı oluşmuş. Tamamen tersini yaşadıkça neyse gördüm. Neyse şimdi... Uzun lafın kısası bu ikili tuttu. Evet. Çok ama, da güzel oldu. Ama Murat'ı seviyor hala bence Hande. Ve bence bunlar barışsınlar ve evlensinler. Enteresan bir yorum yaptın. Ben de Murat Hande'yi hala seviyor gibi geliyor. Hayatım ilk ama tek taraflı olmaz. Ama birisi bana dedi ki Murat sanki bıraktı gibi bir şey dedi. Kim bırakırsa bıraksın. Çok önemli değil. Aynen. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bırakıyorum diyen bak. Giden gitmiştir de evet. Kalan gidince iş biter. Bak kalan gidince iş biter. Tamam. Aynen. O yüzden ve çok konuşan insanlar var ya çok konuşan. Bitti gitti. Aa, kurtuldum. Aman karpuz mu kavun mu mandalina mı kokladım bilmem ne falan. Dilinden düşürmeyenler de o aşk bitmez. O seni asıl kıskandırmak için onu yapar bunu yapar şunu yapar. Bak yok reaksiyon yok karşıdan. Yani almış gitmiş yani anladın mı? Şimdi... Murat şu anda bu haberlere de bence sıkılıyor ve üzülüyor. Tabii ki öyle üzülüyor, düşünüyorum. Üzülüyordur. Ama çok yakışıyorlardı Hande ile Murat. Bence bir yolunu bulsunlar. Bence Murat da çok iyi bir şarkı çıkarmalı. Evet. Soner Sarıkabadayı'ya gitsin gene. Çünkü Soner şarkılarını Murat çok güzel okuyor. Ben araları bozuk mu değil mi bilmiyorum. Çok eski arkadaşlar bana biliyorsun. Göre Murat yeni bir şarkı çıkarmalı. Belki bir kadınla düet yapmalı. Murat bir şeyler yapmalı bence. Çünkü şimdi Hande yaptı. Bence başka bir kız bulmalı ve yoluna devam etmeli. Hayatım isterse 100 tane bulsun. Kafasında kim varsa ya, isterse 100 tane ya, bulsun. Ya. Şimdi beni bak ben sana erkek şey gidince birden o tüyleriniz kabarıyor. Bence kim gidince? Murat gidiyor ve gitti. Hayatım gitsin, gitmekle bitiriyor mu zannediyorsun? İşte. Belki gitmesini sağlamışsındır. Neyse bu konuyu daha konuşacağız Murat'cığım, biliyorsun. Murat'cığım yanındayım canım. Ben sana inanıyorum, sizin aşkınıza da inanıyorum. Bir inatlaştınız, bir şeyler yaptınız oldu. Ama Murat Dalkılıç acil bir şarkı çıkarsın. İyi bir şarkıcı bence, yakışıklı da bir çocuk. Böyle Murat Boz'un yaptığı gibi. Aferin Murat Boz'a, hayatına hiç kimseyi sokmadı. Böyle oradan oraya olmaz yani. Şimdi